Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yine bir Ramazan programında değerli hocamız Profesör Doktor Süleyman Ateş ile birlikteyiz. Bugün farklı bir konuyu sizlerle konuşmaya çalışacağız. Değerli hocamızın bilgilerinden yararlanacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stüdyomuza. Ramazan'ın dördüncü gününde izleyicilerimizle beraberiz. Çok güzel geri dönümler de, dönüşümler de alıyoruz. Hocam bugün izninizle olursa kalp gözüyle ilgili bazı sorularım olacak. Bizi aydınlatırsanız çok sevinirim. Bu kavramdan isterseniz başlayalım. Kur'an buraya referans veriyor mu? Kur'an'da bu tarz bir kavram geçiyor mu? Kalp gözü dendiğinde Süleyman Ateş hocamız izleyicilerimize neleri paylaşmak ister? Kalp gözü, gönül gezi gözü demektir. Buna tasavvufta basiret denilir. Evet. Bu baş gözüne basar denilir. Evet. Gönül gözüne de basiret denilir. Bu dış gözde görülemeyecek bazı varlıklar vardır ki onlar gönül gözüyle görülebilir, algılanabilir. Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın melekle karşılaşması. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselam'ın melekten vahiy alması. Meleğin zaman zaman sesini duyması, zaman zaman kendisini de insan şeklinde görmesi. Evet. Ama bu gözle görülecek bir şey değil. Bu manevi gözle, gönül gözüyle görülecek, yani basiretle görülecek. İnsanın da öyle bir kabiliyet vardır. Gönül gözü denilen bir şey vardır. Yani da ona ruh gözü de diyebiliriz. Evet. İnsan ruhunu tamamen arındırır, temizlerse Allah'ın lütfuyla o gönül gözü, yani onun gözü açılır. Buna bazı bilgiler de açılır. O göze bazı Evet. bilgiler verilir. Bütün gayip değil, bütün bilgiler değil zaten. Bütün bilgiler Allah'tan başka kimse bilmez. Ama bazı gayip, yani görünmez bilgilerden şeyler, ışıklar sızar. Bu dünyayı, evreni, yaratıklar alemini ikiye ayırırız. Şehadet alemi, gayip alemi. Veyahut da şöyle diye, gayip alemi, şehadet alemi. Görünen görünmeyen. Görünmeyen ve görünen Evet. alem. Şimdi bütün bu gördüğümüz, bu basarla, gözlerimizle gördüğümüz veya beş duyuyla idrak ettiğimiz, algıladığımız şeylere şehadet alemi denir. Şehadet aleminin varlıklardır bunlar. İşte masadır, bilmem tahtadır veya ne, göktür, yıldızdır, Elektriktir, nehirdir, denizdir, ne. Bunlar hep şeydir, şehadet alemine ait şeylerdir. Ama bir de bu gönül göz, yani basarla algılamayan şeyler vardır. Mesela ahiret alemi. Evet. Efendim melekler. Nasıl Ruh. kavrayacağız? Evet. Efendim bunlar hep şeydir. Yani gayb alemindendir. İnsan bunları bu gözle görülemez. İşte bazı insanların gönül gözü açılabilir. Ruh gözü açılabilir. Bu da tabii bu ne? Onun da yöntemleri var. O zaman normal insanın göremeyeceği şeyleri o görebilir. Şimdi burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın örneğiyle açıklamak istiyorum. Lütfen. Bir noktaya getirmek istiyorum konuyu. Ve kezalike nuri İbrahim melekutes semavati vel ardu ve leykona minel mukinin. İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu, yani mülklerini gösterdik. Evet. Varlıklarını gösterdik. Ki mukinlerden, yani kesin inananlardan olsun. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. Evet, gece onu örtünce bir yıldız gördü. Kevkep yıldız demek. Evet. Bu benim Rabbim. Onu Allah sandı, Tanrı sandı. Dedi ki bu benim Rabbimdir. فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Yıldız batınca dedi ki ben batanları sevmem. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. Ayı daha parlak, parlak görünce dedi ki bu benim Rabbim. Ama o da batınca dedi ki batanlar Rab olamaz. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا اَكْبَرْ. Ayı daha parlak görünce, ayı doğarken görünce, yayı diyorum güneşi parlak, ışıklı görünce dedi ki bu daha büyük. Bu benim Rabbimdir. فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ لَاِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Dedi ki Rabbim beni eğer doğruya ulaştırmasaydı ben sapıklardan olurum. Herkes bilsin ki benim Rabbim gökleri ve yeri yaratandır. Şimdi bak işte bu gönül, bu baş gözüyle
yıldızları, efendim yıldızı, ayı, sonra güneşi görüp önce bunlara tanrı deyip sonra bunların tanrı olamayacağını anlaması ve Allah'a yönelmesi. Bu dış alemde olan bir şey gibi görünür. Ama bir de bunun manevi yönü vardır. Niyazi Mısri Hazretleri diyor ki, sülüküm sıralarında, sülük demek yani bu gönül gözünü açmak için ruhun geliştirilmesi yöntemi. Ruhi arınma evreleri. Ruhta yolculuk. Evet, ruh aleminde yolculuk. Mana aleminde yolculuk. Seyri sülük derler buna. Evet. İşte o tabii bir mürebbiye ihtiyaç var. Mürebbi de mürşid-i kamil. O mürşid-i kamil öyle yani cübbe şeyhi değil ha. Evet. Hakikaten yetişmiş, evet, ermiş işte. Mevlana gibi, Yunus gibi, Hacı Bektaş gibi, bu gibi insanlar. Evet. Şimdi Mümin Sinan Elmalı onun mürşididir. Evet. Şimdi ben diyor ondan aldığım dersi yaparken, çalışırken karşımda bir yıldız gördüm gece dersimi yaparken. Evet. Yıldız gördüm. Ondan sonra bu yıldız böyle kaldı. Bu gözümle görüyoruz zannettim. Gözümü yumdum yine görüyorum. Ondan sonra bu yıldız büyüdü büyüdü. Ay kadar oldu. Ondan sonra bu ay da büyüdü. Birkaç gün böyle sürdü. O da büyüdü. Güneş gibi oldu. Ondan sonra bütün her tarafımı nur kapladı. Kendimi kaybettim. Geldim bunu Ümmü Sinan şeyhime, Ümmü Sinan Elmalı'ya anlattım. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam'a gösterilen makama seni iletmiş olan Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın ilk makamıydı, senin son makamın. Çünkü peygamberlerin ilk makamı velilerin son makamıdır. Yani peygamberler, veliler ne kadar yükselse peygamberlerin son makamına ulaşamaz. Evet. Ama ilk makamına kadar gelir. İşte bu manevi, bu uzayda yıldızlar olduğu gibi bir de insanın ruh göğü, ruh uzayı var. Orada böyle bir takım şeyler, yıldızlar var. Görmek mümkün. Şimdi başka bir örnek de Hızır Aleyhisselam kıssasıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'de Hızır kelimesi geçmez. Evet. Hadır demek, yeşil demektir yani. Hadır asıl adı. Ama Hızır ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Hadislerde geçer. Kehf suresinde Musa Aleyhisselam diyor ki bana işte manevi bilgileri ulaştıracak. Yani bir öğretici birisini göster diyor. Manevi bilgileri. Evet, dilekte bulunuyor. Evet, dilekte öyle şey yapıyor. Cenab-ı Hak diyor, öyle bir kulum var. O sana o bilgilerini verecektir. O da uşağıyla birlikte yola düşüyor. Yani neyse hikaye uzun da Kur'an-ı Kerim anlattığına göre o zatı buluyor. Evet. O denilen yerde o zatı buluyor. O da diyor, hel ettebi'uke ala en tuallimeni. Yani sana öğretilen şeyi bana da öğretir misin? O da diyor ki, وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. Yani sen buna nasıl, sana söylenmeyen bir şey, yaşamadığın bir şeye nasıl tahammül edebilirsin? Sen benim yaşadıklarımı gördüğün zaman tahammül edemezsin. O da diyor ki, ben sana itiraz etmeyeceğim. Beraber böyle anlaşıyorlar. Arkadaş oluyorlar. Gemiye biniyorlar. Gemiyi yaralıyor. Hızır Aleyhisselam yaralıyor. Ondan sonra niye yaralıyım? Gemiyi diyor, bu sağlam gemi. Onlar bizden ücret bile almamışlar. Demek bunlar o gemiciler bunu bir şey tanıdıkları birisi olarak zahirde Hızır öyle görünüyor. Evet. Birisi olarak ikram etmişler, bindirmişler, ücret de almamışlar. Ama sen bunlara kötülük yaptın, yaraladın. Ben sana demedim mi sen bana dayanamazsın. Sonra biraz daha ileri gidiyorlar. Bir çocuk Hızır Aleyhisselam onu iterek onu öldürüyor. Ondan sonra diyor ki niye bir şeyin kanına girdin? Yani bir suç işlememiş bir çocuğu niye öldürdün diyor. Tabii zahirde bir öldürme, belki çocuk bir kaza geçirdi. Belki duvardan düştü, bir yerden düştü, öldü. Ama o manen onu iten var. Evet. Niye öyle yaptın diyor. Musa Aleyhisselam kendi bilgisine, şeriatına uymadığı için. Bu cinayet değil mi demek istiyor? Evet, günah değil mi diyor. Evet. O da diyor ki ben sana demedim mi sen bunu dayanamazsın. Bir daha itiraz edersem benden ayrıl diyor o zaman. Varıyorlar bir yere, bir köye varıyorlar. O köyde ekmek istiyorlar. Kendine ekmek vermiyor. Köylü bir gün onları misafir etmiyor. Köyün dışında bir harabe yerde duruyorlar, konaklıyorlar. O harabe, işte o bir duvar varmış, o duvar yıkılmak üzere. Hızır Aleyhisselam bu duvarı gayet güzel yapıyor. Evet. Yani onarıyor duvarı. Diyor ki bak bize ekmek vermediler, sen bu duvarı onarıyorsun. Bunu duvar karşılığında, bu yapman karşılığında bir ücret isteseydin bize ekmek verirlerdi. Diyor ki, هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَعْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعَ عَلَيْهِ صَبْرًا. İşte artık bu son itirazın benimle senin aramızda
aramızın ayrılmasına sebeptir. Artık ayrılacağız buradan ama şimdiye kadar dayanamadığım, tabir edemediğin şeyleri iç yüzünü sana anlatayım. Evet, işte bunlar da kalp gözüyle görülen şeyler ya, diyorsunuz kalp gözüyle değil mi hocam? Görülen şeyler ve bunları hı, anlatıyor. Nedir? Efendim o gemi gemi bir şey, iki tane insanın, iyi insanın şey gemisi. Bunlarla ücretlerini, daha doğrusu rızıklarını temin ederlermiş. Ama ileride bir korsan var. O korsan bütün sağlam gemilere el koyuyormuş. Hızır Aleyhisselam bunu yaralamakla, bir parçasını tabii yaralamakla, evet, bunu olmuş, eski haline getiriyor. O suretle onları kurtarmış oluyor. Ondan sonra bu çocuğun ana, çocuğun ana babası salih insanlar ama çocuk da ileride çok şakî olacak. Hı. Onu gördüğü için Rabbinin şeyi, yani yine Rabbin Allah'a, Allah'ın onlara daha salih bir çocuk vermesi için bu çocuğu manen şey yapıyor. Yani öldürüyor. Evet. Üçüncü olay da o harabe aslında salih bir insana bağlı şeydi. Onun iki tane yetim çocuğu vardı. Bu duvar yıkılırsa o define kaybolacak. Halbuki duvarın altında babasının, anasının buna bıraktığı bir şey var. Mal var, servet var. Bu çocuklar ileride büyüdükleri zaman bu servete sahip olsunlar diye bu şeyi, duvarın yıkılmasını önledim, onardım diyor. İşte bu budur diyor. Ama bunu Allah'ın emriyle yap. Rabbin bunu istedi. Bakın neye? Çünkü o üçüncü şeyde duvar yapımı bir onarma var. Bir güzel var. O Allah'a mal ediliyor. Ama birincisi tahrip etme. İkincisi öldürme. Bunu Allah'a yakışmıyor. Bunu kendine mal. Biz yaptık diyor. Ben yaptım, biz yaptık. İnsanın öyle bir hile duygusu da var demek. Evet, evet. Evet. Çok güzel hocam. Evet. Hocam Kur'an'da tabii hani kalp gözü, vicdani duyarlılık, belki de kalp gözünün açılması oranında insanda vicdan da oluyor, merhamet duyguları da gelişiyor. İslam tasavvufunun büyükleri de sürekli bunu öneriyorlar, tavsiye ediyorlar değil mi hocam? Hani merhametli olun, başkalarını düşünün, onların yerine kendinizi koyun, empatik olmaya çalışın. Fakat bununla beraber bir de Kur'an'da kalbi mühürlüler gibi bir kavram da sanırım var. Değil mi hocam? Yani kalbin mühürlenmesi, kapatılması, doğruluğa kapanması nasıl anlayabiliriz? وَاِكَلَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ Allah onların kalplerini, gönüllerini mühürlemiştir. Şimdi Allah'ın mühürlemesi demek ki Allah bizim nasıl anlayalım anladığımız hocam manada değil. Şimdi onlar Hazreti Peygamber'i dinliyorlar, Kur'an-ı Kerim'i dinliyorlar. Diyorlar ki قَالُوا قُلُوبُنَا فِي اَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ Yani bizim, senin bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kılıflar içerisindedir. Kutular içerisindedir. Kapalıdır. Boş yere nefesini tüketme. Dinlemeyiz, anlamayız bunları diyorlar. Yani adamlar anlamamaya kararlı. Onların o ön yargıları, peşin hükümleri kendilerini anlamasına engel oluyor. İşte insandaki o ön yargı, yani karşıdaki iyi niyetle